sizin en temel insanlık haklarından öte bir talebiniz yok. Müslümanca, inancınıza uygun bir şekilde yaşamaktan, ailelerinizden, sizlerden koparılmış aile fertlerinize yeniden kavuşmaktan başka bir talebiniz yok. Bu en temel insan haklarından sizi zalimce mahrum bırakan ve orada toplama kamplarında yıllardır eşlerimize, çocuklarımıza, kardeşlerimize büyük küçük demeden, kadın erkek demeden ve farklı kılıflar altında sistematik bir şekilde soykırım yapan, asimilasyon gerçekleştiren zalim Çin'e karşı bir ümmet olarak gerekli tepkiyi gösterememenin mahcubiyetinden inanın şu anda konuşmaya dahi utanıyorum. Bizler İslami Dayanışma Cemiyeti'ni temsilen buraya geldik. İslami Dayanışma Cemiyeti 50'den fazla Müslüman sivil toplum kuruluşundan oluşan bir platform. İnşallah bu platformda sesimizi duyurabildiğimiz bütün kardeşlerimize en azından her gün bir sivil toplum kuruluşunu temsilen birkaç kardeşimizin burada sizin bu haklı davanıza sahip çıkmak, haklı davanızda sizin yanınızda bulunmak ve sizi bu eyleminizde desteklemek için katılmalarına dair teşvik edeceğiz. Elimizden bu geliyor. Elimizden dua geliyor. Elimizden sizin için Allah Azze ve Celle'ye dua etmek geliyor. Bunu yapmazsak şu soğukta şu ihtiyar babacığımın durduğu gibi biz de duramayacaksak, direnemeyeceksek, yanınızdayız diyemeyeceksek kardeşlerimize, bırakın Müslümanlığı, insanlıktan bile bahsetmek zor değil mi kardeşler? İnsaniyet namına buradayız, İslamiyet namına buradayız. Bizleri hem tarihimiz hem inancımız bir araya getiriyor. Müminler olarak kardeşiz ve müminler olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmakla onur duyuyoruz ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, canımız onun yoluna feda olsun. O bir Müslüman hanımefendinin hicabına, tesettürüne uzanan bir Yahudi eli yüzünden bir ordu seferber etmişti. Bizler ise yüzlerce, binlerce anlatmaya gerçekten dilimizin varmadığı hadiseler duyuyoruz Çin'de yaşanan Müslüman kardeşlerimize yönelik olarak yapılan zulümlere dair. Ama bir harekete geçme azmini göremiyoruz Müslümanlarda. Yöneticiler kendi reel politiklerinden dolayı gözetmek zorunda kaldıkları bazı şartlardan dolayı yavaş adım atıyor olabilirler. Ama Müslüman halk olarak, Müslüman kardeşleriniz olarak, bizler Türkiye'li Müslümanlar olarak burada sizin sesinize sesimizi katmazsak, sizin yanınızda durmazsak Allah Azze ve Celle'ye nasıl hesap vereceğiz? Hani Müslümanlar kardeşti? Hani Müslümanlar bir bedenin uzuvları gibiydi? Hani o uzuvlardan birisi rahatsızlandığı zaman bütün beden ateş ile, uykusuzluk ile ona iştirak ederdi? Onun derdine ortak olurdu. Müslümanlar olarak bizi böldüler, parçaladılar. Aramızda haritalara çizdikleri bu sınırlar ne zaman gönüllerimize de işledi? Bu sınırları biz tanımıyoruz. Biz dünyanın neresinde olursa olsun, hatta bırakın Müslüman olmasını, zulme uğrayan herhangi bir canlının bile, sadece insanın değil, zulme uğrayan her canlının yanında olmakla mükellefiz. Müslümanlık bize bunu öğretir. Kitabullah bize bunu tavsiye eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu söyler. Zulme sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Bizler zulme sessiz kalmadığımızı duyurmak için hem kendimize, hem Rabbimize, hem Müslümanlara ve tüm insanlığa bunu ispat etmek için azıcık bir fedakarlık yapıp sizin yanınızda duramayacaksak, sesimizi sosyal medyadan, bugün böyle yürüyor bu işler, sosyal medyadaki tepkiler yöneticilerin de tavırlarını ve siyasetlerini etkiliyor. Bu birçok defa tecrübe edilmiştir. Şurada kardeşlerinizin yanında, amcalarınızın yanında, bacılarınızın yanında bir tekbir getirmekten aciz misiniz ey Müslümanlar? Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Evet, gücümüz buna yetiyor.
gücümüzün yettiğini yapmakla mükellefiz. Bütün Müslüman kardeşlerimi, özellikle sivil toplum kuruluşlarını ve temsilcilerini her gün birisi sıraya girsin, burada kardeşlerinin yanında bulunsun, onların sesine sesini katsın. Umulur ki Allah Azze ve Celle buradaki bir dua edenin duasına icabet eder. Umulur ki buradaki sesimiz yöneticilerin de siyasetlerine tesir eder. Biz sadece ve sadece Müslümanca yaşayan, Müslümanca yaşamak isteyen, aile efradından haber almak isteyen, onlarla kavuşmak isteyen, asimilasyona maruz kalan kardeşlerimizin Çin'in bu siyasetini durdurmak isteme taleplerine biz de sesimizi katmak için buradayız. Allah Azze ve Celle zulme sessiz kalanlardan eylemesin bizleri. Zalimin karşısında, mazlumun yanında alnı ak, göğsü dik olarak durabilmeyi, Müslümanca zalime karşı durup mazlumun yanında durabilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Azze ve Celle ümmet olabilme şuurunu bizlere yeniden nasip eylesin. Allah Azze ve Celle insaniyet namına, İslamiyet namına yaptığınız bu eyleminizde sizlere muvaffakiyetler nasip eylesin. Kim bilir, belki bazılarımız bu zulmün bittiğini göremeden vefat edip gideceğiz. Ama melekler kaydediyor. Zulüm devam ederken yatağından, rahatından taviz verdin diye seni kaydediyor tarih. Seni kaydediyor melekler. Melekler şahit. Melekler buna şahit. Allah Azze ve Celle buna şahit. Bizler de inşallah sizin bu davanızda, haklı davanızda yanınızda olduğumuzu haykırmak için, bu cılız sesimizle dahi olsa bunu size duyurmak için, bunu bütün insanlığa duyurmak için buraya geldik. İnşallah devam edeceğiz. İnşallah sonuç alana kadar sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler vazgeçmeyin. Bizler de vazgeçmeyeceğiz. Halka halka bu tepkimiz, bu haklı tepkimiz büyüyecek. Allah Azze ve Celle bizlere zafer nasip eylesin. Amin. Hem Doğu Türkistan'da, hem Arakan'da, hem Suriye'de, hem Afganistan'da, hem dünyanın bütün zulme uğrayan coğrafyalarında Allah Azze ve Celle mazlum kardeşlerimize zafer nasip etsin. Amin. Onların yanında durmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle gerçekten canlarıyla, mallarıyla, nefesleriyle, her şeyleriyle kendi yolunda mücadele edip etmeyeceğimizi sınamak istiyor. Sizler orada bu zulmü yaşayarak imtihan olunurken, bizler de sizin yanınızda ne kadar destek olup olmayacağımızla imtihan olunmaktayız. Rabbim bu imtihanı alnımızın akıyla vermeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbim İslam ümmetine dirlik, birlik, vahdet nasip eylesin. Amin. Rabbim ümmeti Muhammed olarak safa sağlam ipi olan Kur'an-ı Kerim'e, Resulünün önderliğinde ve örnekliğinde topyekün sarılabilmeyi, ümmet olabilmeyi, kardeş olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Zafer İslam'ın ve Müslümanlarındır. Amin. Zafer Türkistanlı mazlum kardeşlerimizindir. Amin. Zalimler istemese de, hainler istemese de, münafıklar istemese de, Müslümanlar desteksiz bıraksa dahi Allah Azze ve Celle mazlumların yanındadır. Amin. Mazlumun duasıyla Allah arasında bir hicap, bir perde yoktur. Allah'ım mazlum kardeşlerimizin sen yar ve yardımcısı ol. Allah'ım onların yardımına bizleri de memur eyle. Amin. Allah'ım dünyanın her neresinde olursa olsun, başta Doğu Türkistan olmak üzere, mazlum kardeşlerimizin yardımına, nusretine bizleri de memur eyle ya Rabbi. Amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Hakkınızı helal ediniz. Allah'a emanet olunuz. Rabbim mübarek eylesin kıyamınızı.